Adamın birisi sosyal medyadan paylaşım yapıyor. Şöyle bir paylaşım. Ben çalışıyorum bir ay 3 milyara. Recep Tayyip Erdoğan çalışıyor bir ay 83 milyara diye. Hak mı bu? Adalet mi bu? Diye bir paylaşım yapıyor. Herhalde haberi yok galiba kendisinin. Ona buradan biz hatırlatalım. Kendisi çalışıyor bir ay boyunca o 3 milyar için. Ve en fazla onun sorumluluğu bir aile. Bir aileden sorumlu. Bir karısından mesul. Bir karısının dertleriyle ilgileniyor yani. Onun yükümlülüğü bir kişi üzerine. Recep Tayyip Erdoğan çalışıyor bir ay. Onun yükümlülüğü ise 83 milyon üzerine. Peki bu adalet mi o zaman? Hak mı bu? Bir kişiden sorumlusun sen. Adam 83 milyon insandan sorumlu. Bir de şöyle, bir de şu yönden bakalım. Meslek yapmamışsın, okul yapmamışsın, çalışmamışsın. Bunca zaman hani kültür, bir gelişimin, bir herhangi diploman, bir herhangi bir mesleğin yok. Restoranda tabak yıkıyorsun, bulaşık yıkıyorsun. Ondan sonra da 3 milyar maaş alınca fabrikanın mesela dokumacı, orada iplikçi, şurada burada lagerlerde, orada burada çalışıyorsun 3 milyara. Yaptığın iş bu kadar vasıfsız. Hiçbir hani geçmişte onun mesleğini yapıp da yıllarca emeğini vermemişsin. Erdoğan 40 sene siyaset okumuş. 50 sene siyasetin içerisinde bulunmuş. Her sene, her dönem, her ay basamak basamak bunu dişiyle, tırnağıyla, kazıya kazıya, yüksele 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 o kadar zaman geçirmiş. Bugüne gelmiş. Sen kalkmışsın diyorsun. Hak mı bu, adalet mi bu? Tabii hak mı, adalet mi? Adam 50 senesini vermiş. Şimdi 50 senelik bir meyve bahçesi, 50 yıllık bir ağaçla yeni diktiğim bir fidan aynı meyve mi verir yani? Eşitlik mi bu? Adalet mi bu? Hak mı yani? Aynı ürünü alabilir misin? Sen de 50 senelik bir bahçe dik, oluştur. 50 sene sonra bende olmadı. O zaman konuş. Peki bir de şöyle bakalım. Bir de şöyle söyleyeyim. Sen gelmişsin 40 yaşına. Hala restoranlarda işte tabak, bulaşık bir şeyler yıkıyorsun. Adam anasından doğmuş, okul okumuş, kafasını çalıştırmış, meslek yapmış. Üniversitede 20 yaşında. Plan yapıyor, proje yapıyor, bilgisayar tasarımı yapıyor, araba çiziyor. Adam yaptığı ürünü dünyaya pazarlıyor. Yapmış olduğu ürünü, projeyi. Araba üretiyor ya, araba çiziyor. Tasarımcı. Sen tabak yıkıyorsun. Hak mı bu? Adalet mi bu? Bu akıl mı? Zeka mı yani? O zaman sen 40 sene boşuna yaşamışsın. Senin 40 senelik aklın küçücük bir arabanın kapısının sistemini üretmeye yetmiyorsa adam arabanın motorunu, şanzımanı üretiyor 20 yaşında. Hak mı bu? Adalet mi bu yani o zaman? Zekaya bak yani. Hiçbir vasıfın, kültürün yok. Kalkıyorsun, Türkiye'nin en birinci adamına kafa tutuyorsun. Oturduğun yerden hiçbir iş yapmadan ben 3 milyar arıyorum, o 83 milyar arıyor. Hak mı, adalet mi? O zaman senin zekan da o 20 yaşındaki adama uymuyor. Ne yapalım? Kellerini mi uçuracağız? Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.